Bu senenin en çok konuşulan enstrümanı, finansal enstrümanı altın olacak diye sizlerle paylaşmıştım biliyorsunuz. Hem de bu yılın başında paylaşmıştım. Gerçekten de bugüne kadar en çok konuşulan enstrümanlardan birisinin altın olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Diğer taraftan da bizi çok yakından ilgilendiren dolar da çok konuştuğumuz konular arasında yer alıyor. Peki altının bundan sonraki seyri ne olacak? Düşecek mi? Altın tepe noktalarda mı yoksa yükselişini devam ettirecek mi? Bu videoda bunların ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım ve yeni hedefleri konuşacağım sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz. Altının fiyatını, özellikle gram altının fiyatını belirleyen en önemli konu ne? Tabii ki yurt dışındaki altının ons fiyatı 1. Doların fiyatı 2. Ve bunların ikisinin birleşmesi de Türkiye'deki gram altın fiyatlarını oluşturuyor. Doğal olarak da bizler hem uluslararası piyasaları takip ediyoruz hem de Türkiye'deki gelişmeleri takip ediyoruz. Altınla ilgili yorumlarımızı yaparken özellikle uluslararası gelişmeleri takip ediyoruz. Dünyada riskler artıyor mu, azalıyor mu, bunları öngörüyoruz ve buna göre de diyoruz ki eğer ki riskler artıyorsa altının onsu yükselecek bundan sonraki süreçte. Dünyada riskler azalıyor, ekonomik dengelerle ilgili bir sıkıntı yok, uluslararası piyasalarla ilgili bir sıkıntı yok ya da herhangi bir savaş riski yok, çatışma riski yok. Böyle bir durumda da altın fiyatları düşer, altına yatırım yapmayın diyoruz. Peki 2020 yılına nasıl girdik? Ne yazık ki bir cehennem yılı yaşıyoruz. Hem Türkiye olarak hem dünya olarak. Bu pandemi sadece bir hastalık olarak kalmayacak. Aynı zamanda dünyanın ekonomisini de çok ciddi manada olumsuz etkileyecek diye sizlerle paylaşmıştım. Nedenlerini de ayrıntılı olarak söylemiştim. Yakın zamandaki açıklamalara bakıyorsunuz. İşte Amerika Merkez Bankası Fed Başkanı Powell ikinci yarının çok kötü olacağını, bu yılın çok ciddi sıkıntılarla kapanacağını söylüyor. V şeklinde bir toparlanma değil, en iyi ihtimalle W şeklinde bir toparlanma olabileceğini, yani ekonomide çok sert iniş ve çıkışların olabileceğini söylüyor. Öbür taraftan ülke yöneticilerine bakıyorsunuz. Trump'tan Putin'e, Putin'den Erdoğan'a kadar bu işin çok da kolay atlatılamayacağını söyleyen liderleri görüyorsunuz. Avrupa'ya dönüyorsunuz. Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri sıkıntılı açıklamalar yapıyor. Yarınki videomda bunu detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Avrupa Birliği'nin gittiği bu sürecin özellikle Euro'ya etkisinin ne olacağını da sizlerle paylaşacağım ama bu video ağırlıklı olarak altın olacak sevgili dostlar. Altın yükselmeye devam edecek. Kim ne derse desin. Çünkü dünyadaki riskler azalmıyor. Her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle ekonomik riskler beklentilerin çok ama çok daha üzerinde artış kaydediyor. Avrupa Birliği daralıyor. Amerika daralıyor. Yani gelişmekte olan ülkeler daralıyor. G20 dediğimiz, G8 dediğimiz ülkeler daralıyor. Sanayiler durma noktasına gelmiş durumda. Üretimler durma noktasına gelmiş durumda. Ticaret de iyiden iyiye kısıtlanmış durumda. Bütün dünya ekonomisi ağır bir ekonomik buhrana doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Doğal olarak da bu risklerin artmasını beraberinde getiriyor. Çok ciddi bir risk ortamından bahsediyoruz. Ve bu risk ortamında doğal olarak altına olan talebin her geçen gün biraz daha artmasını beraberinde getiriyor. Ons üzerindeki baskıyı arttırıyor. Bugün şunları söyleyenler var. İşte $1700 tepe nokta, buradan çok ciddi satışlar gelecek. Tekrar 1500'lere, 1400'lere doğru altın onsunda bir yolculuk olacak. Olmayacak arkadaşlar. Çok üzgünüm onların adına. Haklı çıkamayacaklar. Neden haklı çıkamayacaklar? Dediğim gibi dünyadaki riskler artıyor ve bu riskler belki de önümüzdeki süreçte ekonomik krizlerin ardından büyük bir savaşı da işaret ediyor. Aynı 1918-1920 yılları arasında yaşanan neredeyse 100 milyon insan hayatına mal olan İspanyol gribi, ondan sonra yaşanan 1928-38 aralığındaki büyük buhran, ekonomik buhran ve tüm dünyadaki ekonomilerin bozulmasıyla ortaya çıkan 1938-1945 aralığında yaşanan 2. Dünya Savaşı. Dünya o dönemdeki risklerin çok daha üzerindeki risklerle karşı karşıya şu anda. Her şey tepetaklak olmuş durumda. Dünya ekonomisi nasıl toparlanacak, bununla ilgili formüller aranıyor. Avrupa Birliği dağılma sürecine belki de girecek yakın zaman içerisinde. Amerika işsizlikle nasıl mücadele ederim? Kendi iç problemlerimi nasıl çözerim derdinde. Gelişmekte olan ülkeler zaten bu krize çok ciddi finansal sorunlarla yakalanmış durumdalar. Başta Türkiye olmak üzere. Ve bu koşullar içerisinde ne Türkiye'nin ne de dünya ülkelerinin öyle hızlı bir şekilde toparlanıp eski günlere dönmesi mümkün değil
arkadaşlar. Bu kadar çok risk varken altına olan talep artmaya devam edecek. Bunlar temel meseleler. Bir de gelin teknik olarak bakalım. Bu ne demek arkadaşlar? Biraz açalım bunu isterseniz. Altının onsu 1700 dolar üzerinde normalleştiriliyor arkadaşlar. Düne kadar tepe noktası olarak görülen 1700 dolar seviyesi artık bir taban noktası haline geldi. Düne kadar bir direnç noktası olan 1700 dolar seviyesi altının onsunda artık bir destek noktası haline geldi. Yani altının onsu 1700 doları bir destek haline getirdi arkadaşlar. Doğal olarak bir sıçrama noktası burası aynı zamanda. Diğer taraftan Türkiye'de de dolar artık 7 liranın hatta 7 lira 10 kuruşun üzerine demir atmış durumda. Bu da şunu gösteriyor. Çok yakın zaman içerisinde biz dolarda 7.20'yi hemen ardından da 7.60 hedefini göreceğiz. Ha, bu arada dalgalanmalar olacak. 7.20'den tekrar geriye gelecek. 7.05, 7.10 seviyelerini görecek. Ama hemen sonrasında aynı 6.25, 6.03 aralığında olduğu gibi hızlı bir şekilde toparlanıp kendisini 7.20'nin üzerine atacak. Hemen sonrasında da 7.60'ı hedefleyecek. Dolar neden kritik? Türkiye'deki gram altının hesaplanmasında doların da etkisi olduğu için kritik. Altın onsunu soranlar var. Dediğim gibi altın onsunda da 1700 taban seviyesi hatta sıçrama tahtası haline getirilmiş durumda. Ve tüm bu koşullar içerisinde biraz önce söylediğim temel meseleleri de işin içine koyduğumuz takdirde altında 1740 dolara doğru hızlı bir hareketlilik göreceğiz arkadaşlar yine. Her seferinde dikkatinizi çekerim 1740 dolar seviyesinden geri dönüyor. Ama dünyadaki olumsuz veriler bu şekilde gelmeye devam ettiği sürece ki gelecek ve şunu da altını çizeyim. Bunlar daha birinci çeyrek verileri, bunlar daha Nisan verileri, ikinci çeyrek verileri çok daha dramatik olacak ve bütün bu verilerin gelmesiyle artan riskle birlikte riskten kaçış, tasarrufa yöneliş süreci hızlanacak. Altının onsu büyük ihtimalle yeni rekor denemeleri yapacak. 1860 dolar seviyesindeki rekorunu kırabilir bundan sonraki süreçte ve biz 2000-2500 dolar bandında bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalabiliriz. Zaten pek çok finansal kurumunda beklentileri yukarıya doğru revize ediliyor. Altının onsuyla ilgili olarak. Asıl sorumuza gelelim. Bütün bu koşullar içerisinde gram altın ne olacak? Onsun yükseleceğini söylüyoruz. Doların yükseleceğini söylüyoruz. Doların 7.60 seviyelerine doğru bir yolculuğa çıktığını, onsun da 1740 doları kırmasıyla birlikte 1860 dolar seviyelerini zorlayacağını konuşuyoruz. Bu koşullar içerisinde gram altın ne olur? Bu soruya da cevap verelim isterseniz. Bir kere şunun altını çizeyim. Bundan sonra 375 seviyesini bile çok zor göreceğiz gibi görünüyor altının gramında. Altının onsunda yaşanacak sıçramayla birlikte yani o 1740 seviyesini zorlaması, 1740 dolar seviyesini kırmasıyla birlikte doların da 7.60 seviyelerini zorlamasıyla birlikte yeni hedefimiz altında 425 lira arkadaşlar. Kısa vadeli hedefimizden bahsediyorum bakın. Evet, kısa vadeli yeni hedefimiz bundan sonraki süreçte artık 402 lira bile değil 425 liradır arkadaşlar. 425 liraya giden bir gram altın fiyatı göreceğiz. Kimse şaşırmasın. Elbette bu söylediklerimiz bir yatırım tavsiyesi değil. Elbette ben söyledim diye siz koşa koşa gidin gram altın alın demiyorum. Ama dünyanın koşulları gereği, risklerin bu kadar artması nedeniyle, dünyanın hızlı bir şekilde küçülmesi nedeniyle, Türkiye'nin şartları nedeniyle, Merkez Bankası rezervlerinin hızla tükenmesi, ihracatın hızla düşmesi, turizm gelirlerinin dip yapması, işçi dövizlerinin neredeyse dip yapması ve Türkiye'nin dolara olan ihtiyacının artması nedeniyle dolar yükselecek. Öbür taraftan dünyanın şartlarının her geçen gün kötüleşmesi, risklerin her geçen gün artmasıyla birlikte altının onsu yükselecek. Bu gram altında bir çarpan etkisi yaratacak. Hızlı bir şekilde 425 liraya giden bir gram altın göreceğiz. Ya çok yüksek seviyeler hayatta olmaz diyen arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. 290 lirayken hatta 280 lirayken altının fiyatı, gram altının fiyatı birileri çıkıp 250 olacak, hayatta 300 olmaz falan diyordu. 300'e geldiğinde geri gelecek diyorlardı. 330 olduğunda dramatik düşüşler olacak diyorlardı. Bugün 380 liraya bile dip demeye başladılar. 380 liranın altına inmeyeceğini onlar da çok net bir şekilde görmeye başladılar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum sevgili dostlar. Ne altında ne de dolarda artık tepe noktası
lirası diye bir şey kalmadı. Dolar da altın da yükselmeye devam edecek. Buradaki kritik soru dolar düşecek mi sorusu değil. Buradaki kritik mesele dolar ne kadar hızla yükselecek, altın ne kadar hızla yükselecek sorusu. Altının onsu yeni rekor denemeleri mi yapacak, yoksa 1700-1800 aralığında dengeli bir şekilde gidip gelecek mi sorusu. Buradaki soru dolar 7.20-7.60-8.50 seviyelerine kademeli bir şekilde mi ilerleyecek, yoksa devalüasyon etkisiyle hızlı bir şekilde yükselecek mi sorusu. Bu soruların cevabını arıyoruz bundan sonraki süreçte. Yoksa bana göre soru dolar bundan sonra nereye düşer, altın bundan sonra nereye düşer sorusu değil arkadaşlar. Evet, bir kez daha altın çizerek söylüyorum. Altındaki bundan sonraki hedefimiz 402 lira değil, 400 liranın aşılması bugün yarın her an olabilir. Yeni hedefimiz 425 lira gram altında sevgili dostlar. Peki ne yapabiliriz, tasarruflarımızı nasıl değerlendirebiliriz sorusunun cevabıysa elbette bir yatırım tavsiyesi değil ama her zaman söylediğim gibi sepet yapmanız yönünde arkadaşlar. Bu sepetteki ağırlığında altın yönünde olması arkadaşlar. Hala altının ağırlığının devam etmesi kanaatindeyim ben. Ne zamana kadar? Risklerin azaldığı günü net bir şekilde gördüğümüz ana kadar. O döneme kadar yükseliş devam edecek. Riskler azaldığında dünya gerçekten istikrarlı bir büyüme, dünya gerçekten sıkıntısız bir sürecin grafiklerini bizim önümüze koymaya başladığında evet, o zaman altında düşüşler gözlenebilir. Ama bugün itibarıyla bu riskler bu şekilde ortada olduğu sürece altında düşüş beklemek hayalden öte değildir. Ha bu şu anlama gelmesin. Altında gevşemeler olacak arkadaşlar. Altın gevşeyebilir. Altının onsu 10 dolar 20 dolar düşebilir. Altının gram satış fiyatı 10 lira 20 lira düşebilir. Ama sonuç itibarıyla bunlar sadece gevşemeden ibarettir. Altın yükselmeye, istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam eder bu koşullar içerisinde. Evet sevgili dostlarım, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Katıl butonuna basarak bizlere destek vermek için oradaki üyelik seçeneklerinden herhangi birini seçebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz dostlarınızla mutlaka paylaşın. Bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin. Çünkü yaptığımız videolar sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyor. Tabii bu arada Instagram iletişimimiz de çok hızlandı son dönemlerde. Elimden geldiğince her gün oradan kısa bir videoyla size bilgilendirme yapmaya çalışıyorum. Eğer ki takip etmek isterseniz açıklamalar bölümünde Instagram adresimiz, Twitter adresimiz var. Oralara da üye olabilirsiniz. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.